evlerimize bereketli bir misafir gibi gelen Ramazan-ı Şerif'le beraber gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Ramazan ayının tadı cemaatle kılınan teravih namazlarında, gece vakti kalkılan sahurlarda, ailece yapılan iftarlardadır. Ramazan ayında iftarlarımızı yaptıktan sonra camilere koşuyoruz ve gerçekten insanlar bir maneviyat içerisinde teravih namazlarına koşarak geliyorlar. Bu namazları kılarak da manevi olarak da bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmiş oluyoruz. Ramazan ayına özel bir nafile ibadet olan teravih namazı da Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kıldığımız nafile namazlar Allah'ın huzurunda bizim için farz namazlarımızdan eksik kalanları tamamlamak üzere Allah tarafından kefaret sayılacak tabiri caizse. O yüzden ne kadar çok nafile namazımız, sünnet namazımız olursa o kadar hesabımızda kolay olacak demektir bu. Peki teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İki rekat halinde de kılınabilir, dörder rekat halinde de kılınabilir. Dörtten fazla rekata uzatılması mekruh görülmüştür. O yüzden biz iki rekatta veya dört rekatta bitirmeyi tavsiye ediyoruz. İki rekatta kılınırsa sabah namazının sünneti gibi kılınır veya farzı gibi kılınır. Dört rekatta bir selam vereceksek ikindi namazının sünneti veya yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır. Kitaplarda denir ki 8 rekattan 10 rekat, 16 rekat, 32 rekat, 36 veya 40 rekat kılındığı rivayet edilir. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Teravih namazının vakti yatsı namazından sonradır. Yatsı namazından imsak vaktine kadar olan zamanda kılınması gerekir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle kılmıştır, böyle uygulamıştır. Biz de onun uygulamasına uyarız. Teravih namazı orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir. Hasta olan, yolcu olan, tutamayacak durumda olan, güçsüz olan insanlar oruç tutamazlar, tutmazlar ve onun yerine fidyesini verirler. Ama teravih namazını her halükarda kılmalarını tavsiye ederiz. Çünkü oruç Ramazan ayının ibadetidir, oruçtan bağımsız bir ibadettir. Onun sevabı ayrıdır ve bu sevabı kaçırmamalarını öneriyorum ben bütün kardeşlerimize. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak teravih namazı evde tek başına da kılınabilir. Cemaatle de kılınabilir, tek başına da kılınabilir. Önemli olan kılınmasıdır. Kılınmamasından her halükarda tek başına kılmak da, cemaatle kılmak da daha güzeldir. Merhaba, merhaba.